Bugün Cumhurbaşkanımızın bir açıklamaları oldu. O açıklamanın hemen akabinde Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli Bey'in Milliyetçi Hareket Partili belediyelere bir talimat var. Diyor ki su fiyatlarında indirim yapın, vatandaşımızın refahı konusunda efendim yardımcı olalım diye. Biz zaten Türkiye'de en ucuz suyu veren bizdik. Su bizde 1.20 idi. Bu talimatlar üzerine görüyorsunuz kaliteli ve berrak istediğiniz anda musluktan içebileceğiniz, işte ben içiyorum, bu suyun fiyatını 1 liraya indirdik. Hani bir tabir var ya, sudan ucuz. Bu tabiri kaldırdık. Sudan ucuz hiçbir şey yok. En ucuz fatura su faturası nerede diye sorarsanız efendim Amasya'da diyoruz. Talimata uyduk ve 1 lira. 1 ton su 1 lira. Vatandaşın suyuna sabununa dokunmayın diye bir tabirimiz var. Atalarımızdan kalma. Biz de diyoruz ki Amasya'nın suyuna kimse dokunmasın efendim ve gelsinler Amasya'nın suyundan içsinler. En kaliteli suyun Amasya'da olduğunu görsünler diye söylüyoruz. Biz bugün birkaç tane hanımefendi geldi. Diyorlar ki işte faturalarımız geldi. Size teşekkür ederiz. Birkaç faturayı aldıktan sonra su faturasını da gördük. Hiç olmazsa bir noktada rahatladık diyorlar. Efendim gerilmiştik. Rahatlamamıza vesile oldu diyorlar. Amasya'da bugünden itibaren ben zannetmiyorum hiçbir eve 50 lira su faturası gelmez. Efendim 15, 20, 25 o civarda su faturalarımız gider. Ramazan ayının birinci gününden ve bayramın sonuncu günü dahil, yani bu süreçte 40 gün su ücreti almıyoruz. Yine Kurban Bayramı'nın başladığı günden bitiş günü dahil bir ay su ücreti almıyoruz vatandaşlarımızdan. Bu yine devam edecek. Kesinlikle. Bizim belediye başkanlığımızı sürdüğü müddetçe efendim vatandaşımız hem ucuz hem kaliteli suyu içecekler. Ve de şöyle söylüyorum. Amasya'da her vatandaşımız ağzını musluğa verip suyu içebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Üniversite öğrencilerimizin su ücretlerini bila efendim ücret biz karşılıyoruz. Hiçbir ücret almıyoruz. Faturasını beyan edenin efendim su ücretini biz kabulleniyoruz. Şimdi niyet hayır, akıbet hayır. Biz suya bu fiyatı koyduk. Cenab-ı Hak verdikçe veriyor, verdikçe veriyor. Efendim bu manada da gözelerimizde hiçbir sıkıntı yok. Yine yaz aylarına doğru sezonda gözelerimizi biraz daha iyileştireceğiz. Şimdi nazar değer diye söylemiyorum. O koca koca boruların belli bölümlerinden biz suyu tahliye ediyoruz. Bu derece efendim mükemmel suyumuz Amasya halkına yetecek derecede. Yani Amasya halkının günlük su ihtiyacı saniyede 340 litre saniyede. Bizim şu anda borularımızda 400 küsür litre su mevcut saniyede. Bakanlıktan gelen görevliler teslim aldılar. Samsun Bölge Müdürlüğü teslim aldı. Efendim dün yine arkadaşlarımız Samsun'dalardı. Ve şu andaki işletici firmaya şu anda elektriği üretiyoruz. Efendim ve paralı dönüşümünde zannediyorum en geç pazartesi günü, yarın gelmeseler pazartesiye para yazmaya başlayacak. Türkiye'de yalnız elektrik santralini kuran tek belediyeyiz. Sadece böyle kalmıyoruz. Hidroelektrik santralinin yanına yakın bir zamanda efendim bir güneş GES efendim takviyesi, bir de RES rüzgar gülünü takviye yapıyoruz. 20 dönümlük bir arazinin içerisinde efendim Amasya'nın bu manada uzun yıllar inşallah su ihtiyacı yok ve de aynı zamanda da Amasya'nın 1/3 nüfusunun 1/3 hanesinin
elektriğini karşılayacak elektrik üretiyoruz. Vatandaş teşekkür ediyor. Biz teşekkürü dua olarak kabul ediyoruz. Zaten arzu ettiğimiz de budur. Biz efendim, bizim bir duruşumuz var, bir tavrımız var. Efendim, bu tavrımızı sergiliyoruz. Olması gerekeni yapıyoruz. Vatandaşın huzuru, vatandaşın refahı noktasında belediyenin özveriyle çalıştığına inanıyorum. Tüm arkadaşlarımın özveriyle çalıştığına inanıyorum. Ve vatandaşlarımızın huzur ve refahı noktasında elimizden gelen tüm gayretleri sarf ettiğimizi düşünüyorum. Ayrıca bu benim siyasi fikrimin bir vatandaşa sunumudur. Bu da kesin. Evet. Bir duruşun sunuşudur bu.